Birlikte başaralım. Kürt sorununu çözmek için kimseyle görüşmeye ihtiyaç yok. Kimseyle müzakere etmeye, pazarlık yapmaya gerek yok. Popüler siyasetçileri ziyaret etmeye gerek yok. Birilerini hapisten çıkarmaya, tecritçi kaldırmaya, birilerini ziyaret etmeye, bölge illerine turistik turlar yapmaya gerek yok. Çünkü sorunun bunlarla ilgisi yok. Bunlar sorunun kaynakları değil, nedenleri değil, olsa olsa çıktılarıdır. Sorun Kürtlerin Türkiye'de Türklerle eşit vatandaş olamamasıdır. Siyasi talepler bir tarafa, sorunun büyük kısmı bununla ilgilidir. Kürtlerin Kürtlüklerinden dolayı bazı muamelelere maruz kalmaları, yok farz edilmeleri, kimliklerini bırakmaya, kültürlerini unutmaya davet edilmeleridir. Bir insanın kimliğinden soyutlanması, derisinden çıkması gibi bir şeydir. Onun varlığını tahrip eder, onu yok eder. Kürtler sorun değil. Ulus devletin ulusunu Türk etnik kimliği üzerinden tanımlamak sorundur. Bu nedenle sorun 1924'te başlamıştır. 1984'te silahlı eylem yapan örgüt bu sorunun nedeni değil, çıktısıdır. Sorun çözülürse örgüt zaten taban bulamaz. Sorun ulus devletin ulusunu Türk etnik kimliği üzerinden tanımlamaktır. İstediği kadar bu üst kimliktir. Buradaki kimlik etnik Türklüğe işaret etmez. Bu herkesi kapsıyor densin. Pratik böyle değil. Pratikte Kürtler bu kimlik tanımından farklı oldukları için, kimliklerini bırakıp bu kimliğe geçişleri talep edildiği için bir Kürt sorunu var. Eğer Kürtlüğünü bırakırsa, Türk kimliği içinde erirse sorun yok. Eğer Kürtlüğünü bırakmazsa, Kürt olduğunu söylemeye devam ederse dışlanacak, kimliğinden dolayı suçlu muamelesi görecek ve eşitsizlik başlayacak. Kürtler gündelik hayatın önemli birçok noktasında Türklere eşit değildir. Sözde eşittir ama özde eşit değildir. Şimdi sorunun büyük kısmı budur. Öcalan içeride olduğu, tecrit altında olduğu için bir Kürt sorunu yok. Demirtaş haklı ya da haksız yere hapiste olduğu için bir Kürt sorunu yok. Tam aksine Kürt sorununun varlığından dolayı, Demirtaş'ın bu sorunla ilgisinden dolayı kendisi içeridedir. Ayrıca bu sorundan dolayı on binlerce Kürt içeridedir. Çoğunun cebinde sigara parası yok. Çay parası yok. İçeride kendisi beş parasız, dışarıda ailesi perişan. Öyle milletvekili emekli maaşı da alamıyorlar. Aileleri de kendilerinden dolayı fişlendikleri, mimlendikleri için devlette işe de giremiyorlar, ihale de alamıyorlar, ticarette de türlü engellerle karşılaşıyorlar. İlle de Kürt sorunundan dolayı tutuklu olan birilerinden söz edecekseniz bunlardan söz edin. Bu daha ahlaki olur. Popüler olan figürler üzerinden sabah akşam gargara yapmak artık düşünen her Kürt için mide bulandırıcıdır. Birileri sorunu çözmeye samimi ise, kimseyle görüşmeden, hiç gürültü yapmadan Kürt sorununun sorun olarak nitelenen kısmını tek kalemde çözebilir. Yerel ve ulusal düzeyde egemenlik paylaşımı anlamına gelecek özellik, federasyon, ikinci resmi dil gibi konular hariç, ki bunlar da Kürt sorunundaki sorun olarak tabir edilen kısım değil. Bunlar siyasi taleplerdir. Bunlar ayrı bir bağlamdır. Diğerlerini, yani sorun olarak gündelik hayata etki eden kısımları pat diye çözülebilir. Bu kadar gürültüye gerek yok. Maksat çözüm ise bu yaygaraya gerek yok. Ana dilde eğitimi yaygınlaştırın. Zaten seçmelik ders için yasal altyapıyı önceden hazırlamışsınız. Kürdün de vatandaşı olduğu devlette, Kürdün de vergisiyle yapılan okullarda, Kürdün de vergisiyle maaşını alan öğretmenler çocuklara ana dillerini öğretsin. İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya yaptığınız kadar kadroyu, atamayı, ders saatini kendi vatandaşınıza da vermek için bir müzakereye ihtiyaç yok. Kimseyi ziyarete de ihtiyaç yok. Şiddete bulaşmamış, kimsenin canına malına zarar vermemiş, sırf Kürt için temel hak ve özgürlükleri talep etmiş, Kürtler de Türklere sağlanan haklardan faydalansın demiş diye ceza alanları salıvermek için, işlerini iade etmek için, geçinebilecekleri, ailelerini geçindirebilecekleri imkanlar vermek için kimseyle pazarlık etmeye gerek yok. Açın kapıları, siyasi tutukları bırakın gitsin. Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atama uygulamasını bitirmek için kimseyle görüşmeye gerek yok. Kürtlerin de ayrımcılığa uğramadan her kurumda işe girmesi, terfi etmesi, üst makamlara gelmesi, vali, kaymakam, genel müdür, büyükelçi, general, emniyet müdürü olması için kimseyle pazarlığa gerek yok.
Hala bu konuda ayrımcılık olmadığını söyleyenler var. Hala istisnai bazı isimleri sayarak Kürtler her şey oluyor diyenler var. Devlet kademelerinde Kürtler kitabımı internetten ücretsiz olarak indirip okuyun. Kürtlerin istisnalar hariç, baharat niyetine torpilli az sayıda istisnalar hariç, bazı yetkili makamlara Kürtler yükselemiyor. Bunu devletin resmi rakamlarıyla ispatladım. Fakat buna rağmen ezberini gargara edenler var. Ayrımcılık yok diyenler var. Ya resmi rakamlar yalan söylüyor ya da siz ezberden konuşuyorsunuz. İşkembeden atıyorsunuz. Gösterdiğim verilere bakmadan boş konuşuyorsunuz demektir. Kürtlerin kendi devletlerinde liyakatleri uygun ise Türk gibi, Karadenizli gibi, Osmaniyeli gibi, Rizeli gibi, Trabzonlu gibi kaymakam olabilmesi, vali olabilmesi, genel müdür olabilmesi önündeki engelleri kaldırmak için kimseyi cezaevinde ziyaret etmenize gerek yok. Eşit ve adil davranırsınız, pat diye sorunun bu kısmı çözülür. GAP bölgesindeki barajları hızlıca yapıp elektriği enterkonnekte şebekeye verip fabrikatöre kısa sürede götüren anlayış, buna milyarlarca dolarlık yatırımı yapan anlayış 40 yıldır suyu tarlaya götürmüyor. GAP projesi kapsamında tarlaların %75'ine hala su gitmiyor. Bunu GAP idaresi raporları söylüyor. Çünkü tarlaya su giderse ondan oradaki Kürt köylünün geliri artacak, cebine para girecek, yoksulluğu azalacak. Sulama sistemini bitirin, tarlaya suyu götürün. Bunun için kimseden icazet almanıza ihtiyaç yok. TÜİK rakamlarına göre söylüyorum. Bölgedeki gelir düzeyi ülkenin diğer bölgelerinin ortalamasının dörtte birinin altında. Kürtler güvencesiz tarım işçiliğinden, inşaat ameliliğinden geçiniyor. Batıdaki emsalinin dört misi çalışıyor, eziliyor ama onun dörtte biri geliri zar zor elde ediyor. TÜİK bölgesel istihdam verilerine bakın. Banka mevduat hesaplarına bakın. Bölgede devlet yatırımı diye binalara, yollara giden kaynaklar yandaş müteahhitleri zengin ediyor. Bölge insanına iş imkanı sağlamıyor. Yoksulluğu azaltmak için fabrika kurmaya kim engel oluyor? Kimseyle görüşmenize gerek yok. Kürtlerin kimliğine saygı duyun. Kürtlerin kültürünü aşağılayan, Kürtleri dışlayan, ayrımcılık yapan kişilere inandırıcı cezalar verin. Kürtlüğe hakaret edeni, Türklüğe hakaret edenle aynı şekilde cezalandırın. Kürt kendisini bu ülkenin asli unsuru olarak hissetsin. Bunun için kimseyle görüşmeye ihtiyaç yok. Diğer ülkelerdeki Kürtlere karşı düşmanlaştırıcı dili bırakın. Azeri'ye baktığınız gibi, Kıbrıs Türk'üne baktığınız gibi, Bulgaristan'dan gelen Türklere baktığınız gibi Suriye'deki Kürtlere de öyle bakın. Kerkük'teki, Musul'daki Türkmen'e nasıl bakıyorsan Kürt'e de öyle bak. Sözde değil, samimi olarak aynı davran. Kürt bunu görsün, kardeşliğini inandırıcı bulsun. İşte Kürt sorununun sorun kısmını çözdüm. Kimseden izin almadan çözdüm. Yasal değişiklik gerektirmeden çözdüm. Pazarlık yapmadan çözdüm. Kimseyle müzakere etmeden çözdüm. Sonra bölge illerine turistik ziyaret yap ya da yapma. Zaten o zamanında beni hatırla demek için şirinlik yapmaya gittiğini herkes biliyor. Bunun Kürt sorunu ve çözümüyle ilgisi yok. Sonra Edirne cezaevine ziyarete git veya gitme. Zaten gitmeden önce onu oraya niye tıktığını da bundaki dahilini de bir düşünürsen belki gitmeye bile yüzün olmaz. Ama tutuklu ziyaretinin Kürt sorunuyla ilgisi yok. Hadi çözün bakın bakalım ne oluyor. Bunlar devletin vatandaşına karşı ödev ve sorumlulukları kapsamındadır. Özel bir şey bile yapmanıza gerek yok. Kürt, Türk'e aynı muameleyi gördüğünü hissetsin. Sadece buncacık şeyi samimi olarak yapın, sonra siyasi konuları istediğiniz kadar kaynatabilirsiniz. Toplumda eşitlik hissi yaratın. Kürt kendisini gerçekten Türk'e eşit hissetsin ve bunu gündelik hayatında görsün. Bunu yapmak için kimseyle müzakere etmenize gerek yok. Samimiyseniz bunları yapın. Barış içinde bir ülke ideali mümkündür. Bunu birlikte yeniden inşa edelim. Birlikte başaralım.